Biz vaatlerimizi gün gün takip ediyoruz. Yani neyi gerçekleştirdik, neyi gerçekleştiremedik, ne gecikiyor? Bunların hepsi eğer siz de dönüp geçmişe baktığınız zaman sizin de yapmanız mümkün bunları. Bunların içerisinde kutusuna işaret koyup yaptık yeşil diye noktaladığımız şeyler burada belki göreceksiniz oldukça fazla. Şu anda biz o dönemde biliyorsunuz 4,5 yıllık planlarımız da vardı, 1,5 yıllık planlarımız da vardı. Şu anda tamamlanan ve bitmek üzere olan projelerimiz, o gün anlattığımız bir kere yüzlü rakamlar kullanıyor bazı rakamlara hakim olmayan insanlar. Bu böyle bir şey değil yani, bunların hepsi geçmiş kayıtlara dönüp bakarsınız kaç tane vaadi olmuş bu yönetimin, kaç tanesini gerçekleştirmiş, bunu bir Excel tablosunda görebilirsiniz. Biz şu anda yaklaşık %72 seviyesindeyiz. Bu çok önemli bir seviyedir. %72 kendimizi çok eleştirdiğimiz noktadayız. Nedir eleştirdiğimiz? Bu %72'de çok küçük şeyler de var yüzdeyi değiştiren. Ama çok büyük şeyler de var. Işıklandırmayı biz geldiğimizde FIFA standartları da olmadığını, geçmiş teknoloji olduğunu açıkçası bilmiyorduk. Geldiğimizde böyle bir şeyle karşılaştık ve şu anda Türkiye'deki tek FIFA standartına uygun en iyi neticeyi veren ışıklandırma sistemini koyduk ki bu vaatlerimizde yoktu. Yine dönüp baktığınızda kara duvar meselesi. Kara duvar meselesinde Beşiktaş tüm kulüplerin önündedir. Ön izinlerinin tamamı alınmıştır. Şu anda İçişleri Bakanlığı'nda sadece sayı konusunda bir tartışma devam etmektedir. Yani sayıyı şu kadar mı arttıralım, bu kadar mı arttıralım, bunun güvenliğe etkisi nedir, ne değildir şeklinde. Mesela bu bizim listemizde hala yapılmamış olarak görülüyor. Yani o işareti atmamış bir şekilde görülüyor. Gayrimenkullerimizi tek tek gündeme getiriyoruz. Tek tek ele geçirmeye başladık gayrimenkullerimizi. Beşiktaş Dijital TV sözü vermiştik. Bütün teknik yatırımlarımız bitti. İlk deneme yayınlarını yaptık ve bu devreye giriyor. Daha buna benzer çok önemli gelişmeler var. Mesela akaretlerin dün Anıtlar Kurulu'ndan izni çıktı. O arada açıkladım belki heyecandan size. Yani güçlendirme çalışmasıyla ilgili siz gidip güçlendirme yapamıyorsunuz. Onun izninin çıkması lazım. Yeni araziler alınması konusunda, yani birçok konuda biz gerçekten yaptığımız işleri samimiyetle burada ifade edebiliriz. Yani kurumsal scout merkezinin kurulması, atletik merkezin kurulması, bunların hepsi faaliyete geçti. Burada büyük projelerde hemen devreye giremezsiniz. Nedir? İşte Şanökten'le ilgili izin süreci devam ediyor. Akatlar ve Fulya'daki arazilerimizle ilgili projelerimiz görüşülüyor. Devlet bu konuda her türlü bizi dinleme konusunda hassasiyet gösteriyor. Bu 11 aylık dönemde bayağı bir şeyler toparlamış gibi görüyoruz ki bu vaatlerimiz 1,5 senelik vaatler değildi biliyorsunuz. Bu bir Beşiktaşlıların yolu projesinin toplam vaadiydi. Ama biz tüm bu zorluklara rağmen hızlı gittiğimizi düşünüyoruz. Bankalar Birliği anlaşmasına girmiş olan kulüplerin bütün gelirleri daha geldiği anda %50'si kesiliyor. Bakın biz 6 Ekim'de Beşiktaş'ta seçim kararı alınmıştı. 6 Ekim'deki Merkez Bankası politika faizi %25'ti. Bugün kaç biliyor musunuz? %51. Biz açıkçası buraya gelirken her sene bir akaretler kadar faiz ödeyeceğimizi düşünmüyorduk. Beşiktaş'ın burada diğer kulüplerle birlikte mutlaka Bankalar Birliği anlaşmasının yeniden yapılanması konusunda bir çalışma yapması lazım. Çünkü bu faizleri Türkiye'de hiçbir kulüp kaldıramaz ki ciddi sanayi müesseleri benzer sıkıntılar içerisinde. Yine 2013'te Ayhan Bey, Türkiye'deki iddia yayın gelirleri %5,3'müş. %5,3. Bugün kaç biliyor musunuz? 10 binde 6.
Şimdi dönün kulüplere bakın. Kulüpler kendi markasından yapılan iddia gelirlerinde 10.000'de 6 alıyor. Ama Türkiye'de devamlı görüyorsunuz bahisçiler yakalanıyor değil mi? Hı? Ve bu kulüplerin isimlerini kullanıyorlar. Yani bu işin mutlak surette resmi olması lazım ve kulüplerin resmi olarak bu kazançları elde etmesi lazım. Burada büyük bir haksızlık var şu anda ve bu tüm kulüpler için geçerli. Yani sadece Beşiktaş için değil. Yine aynı şekilde yayın gelirleri 500 milyon dolardan 182 milyon dolara bu sene inmiş durumda. Beşiktaş geçen sene yayın gelirlerinden 4.6 milyon euro para kazanmış. Bakın 4.6 milyon euro. Yani yayın geliri bir tane, iki tane kanat oyuncunun aylık, yıllık maliyeti olarak değerlendirebilirsiniz. Ve biz geçen sene 4.6 milyon euro yayın geliri almışız. Sadece UEFA'ya katılım payımız 8.5 milyon euro. Katılım payımız. Bu sene ne kadar alıyoruz? Bütün bu artışa rağmen 11.5 milyon euro alacağız bu sene. Artmış hali bu. Yani yine UEFA'dan kazanacağımız paranın yaklaşık %20-30 üstünde bir paradan bahsediyoruz. Dolayısıyla buralarda büyük sorunlar var. Bakın kulüplerin üzerinde çok ciddi bir iddia gelirlerinde sıkıntı vardır. Bunun hemen çözülmesi lazım. Ve bu iddia gelirlerinin çözülmesiyle birlikte kulüplerin bankalar birliğinde olan borçlarının da çözümüne çok ciddi fayda sağlayabilecek bir şeydir. Ben anlaşma yapsam, düzeltilse bu, 10 yıllık gelirimi verdiğim anda benim borcum sıfırlanabilir. Kulüpler bu borçlarla devam edemez. Yani bunu hepimizin çok iyi bilmesi lazım. Devam etmesi de mümkün değil. Yani ya ilave projeler yapacaksınız ya finansal varlıklarınız, finansal araçlarınızla bunları geliştireceksiniz. Ama ne yaparsanız yapın bu faiz oranlarıyla bu işin devam etmesi, sürdürülebilmesi mümkün değil. Beşiktaş'ın tek burada müracaat edeceği yer Beşiktaş Jimnastik Kulübü tüzüğüdür. Ve bu tüzük bu kararın ne zaman verileceğini, hangi tarihte açıklanacağı konusunda gayet açık metinlerle doludur. Bu metinlere dönüp bakmanızı tavsiye ederim. Biz bu tüzük dışında bir harekete girmeyiz. Yani kimsenin haftalık politikasına Beşiktaş'a alet etmeyiz. Verilmesi gereken karar hangi tarihte verilirse o tarihte görürsünüz. Burada tekrar ediyorum ama insanların hayatlarında bazı şeyler olabilir, bazı şeyler yaşanabilir. Bunlar hepimiz için geçerlidir. Arkadaşların telaşları, yapmış olduğu baskıları gayet anlayışla karşılıyorum. Keşke bunu gelip Mali Genel Kurul'da söyleselerdi. Kürsü oradaydı, mikrofon oradaydı. Kendi camialarıyla bunu paylaşsalardı. Yani Beşiktaş Mali Genel Kurulları önemli yerlerdir. Yani öyle korumanızla gidip masaya oturacağınız yerler de değildir. Geleceksiniz, Mali Genel Kurul'da dertleşeceksiniz, hakaret etmeyeceksiniz. Paylaşacaksınız, yönetimin hatası varsa açık açık söyleyeceksiniz. Bakın ben 23 yıl yönetimlerde yer almadım. Ben Mali Genel Kurullara gidip her zaman belli centilmenlikte her zaman konuştum, her zaman düşüncelerimi dile getirdim. Bu iş öyle sosyal medyadan, televizyon haberlerinden veya sohbetlerinden, gazete röportajlarıyla olacak işler değildir. Yani fiziken gelmeniz lazım. Fiziken camia sizi hissetmesi lazım. O yüzden adaylık konunuzun çok şu anda gündemimizde olmadığını bir kere bilmenizi istiyorum. Çünkü şu andaki gündem bizim için birinci konu, Beşiktaş'ın mali olarak sürdürülebilir olması. İkincisi, buna paralel olarak futbol A takımımızın başarısıdır. Bakın çok net söylüyorum. Yani kulüpçülükte futbol A takımı en kilit konudur. Ve bu konuda da biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yine değerli eski yönetici arkadaşlarımızın televizyonda ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları gayet normal buluyorum. Arkadaşlarımız belki kendi yaşadıkları sıkıntılı günlerin benzerini burada gördüler. Ona dikkat etmek, dikkat çekmeye çalıştılar. Haklılardır. Beşiktaş'ta hemen bir fırtına kopartılmak istendi.
Bu benzer şeyler daha önce yöneticilik yapmış arkadaşlar bunları yaşamış olabilirler. Ama şunu unutmayın, Beşiktaş bireysel olarak korunacak bir makam değildir. Beşiktaş'ı Beşiktaşlıların tamamı koruyacaktır. Geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmış olduğumuz ziyaret son derece iyi bir ziyaretti. Yani hem Beşiktaş açısından hem Türk futbol kamuoyu açısından önemli görüşme olduğunu düşünüyorum. Bu görüşmede biliyorsunuz biz en önemlisi futbolda adaletin yerine gelmesi konusundaki ısrarımızdı. Bu ısrarımızı biz aslında geldiğimizden beri yineliyoruz. Bu ısrarımızda şu var. Yani hakem hata yapabilir ama VAR hata yapamaz. VAR hakemlerine Türkiye kaderini teslim ediyor. Yani Türkiye bugün sosyoekonomik olarak baktığınızda inişler çıkışlar yaşıyor. Herkes hafta sonu rahatlamak için maç seyrediyor. Orada da tek istedikleri şey adalet. Nedir adalet? İlk önce görüntüde. Bu görüntü öyle 7-8 dakika bakılacak işler değil bunlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok bir kere. Yani dünyanın hiçbir yerinde maç devam edecek. VAR haber verecek. Ondan sonra hakem gelecek. Hakem geldikten sonra televizyon görüntüsüne bakacak. 7-8 dakika bu iş sürecek. Maç duracak. Böyle bir şey yok ya. Ya ben hep İzlanda maçını örnek veriyorum. Bir dakika sürdü her görüntü. Ve karar, penaltı. Hiç kimse itiraz edebildi mi? Edemedi. Adil bir çalışma yok burada. Çünkü bu sistem yıllardan beri bozuk bir şekilde kurulmuş. Bu sistemin kurucuları var. Bu sistemin kurucuları bu işten vazgeçmiyor. Ama Türkiye, bakın biz olalım olmayalım, bu işi çözmek zorunda. Bu iş çözülmeden Türkiye'de futbol rekabet edemez. Türkiye'de futbol yurt dışında istediği başarıları da elde edemez. Çünkü ya Türkiye'de nasıl olsa bana çalmıyorlar diyorlar. Veya olsa nasıl olsa hallederim diyorlar. Ama yurt dışına çıkınca ne oluyor? Hiç kimse hakeme itiraz edebiliyor mu? Ne oluyor? Çalıyor, kararını veriyor, konuşma diyor. Seyirciden de etkilenmiyor. Burada ne oluyor? Sen bir daha burada maç idare edemezsin diyorlar. Yok böyle şey. Biz Beşiktaş olarak diyoruz ki ne olursa olsun eğer biz kötü oynuyorsak ve yeniliyorsak biz gidip kimseye bunu bahane olarak göstermeyiz. Bunu biliyorsunuz. Yani bu Beşiktaşlı hayatta bunu yapmaz. Ama Beşiktaş'ın hakkı yeniliyorsa Beşiktaş'a eğer bir yıpratma dönemine girilmişse o zaman bunun Beşiktaş hesabını sorar. Sadece ben değil. Ya benim milyonlarca taraftarı var Beşiktaş'ın. Getirin derbi maçlarında başlamak üzere VAR hakemlerini yabancı yapın ki geçtiğimiz sene bu uygulandı ve son derece iyi neticelendi. Yine bu uygulamayı başlayın dedik. Sayın Başkan bunu oldukça sıcak karşıladı ve Kulüpler Birliği'nin tüm üyeleri bu konuda hemfikir olduğunu da beyan etti ve Kulüpler Birliği'nde bu talep olumlu bulundu. Yani yabancı VAR hakemi talebi olumlu bulundu. Hatta şöyle de dendi. Sadece yukarıdaki maçlara değil aşağıdaki kritik maçlara da özellikle sezon sonuna doğru olabilecek kritik maçlara da VAR hakemi gelsin dendi. Ben açıkçası Beşiktaş olarak baktığımda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı nasıl siz biraz önce bana vaatlerimizden bahsettiniz? O da geldiğinde şeffaf olacağını söylemişti ve bu düzenle uğraşacağını söylemişti. Biz Sayın Başkan'ın bu düzenle uğraştığına inanıyoruz. Onu size söyleyeyim açıklıkla. Neler olduğunu biliyoruz. Onun bizde muhafaza etmemizi gerektiğini söylediği şeyleri de ben kamuoyuyla haliyle paylaşamam. Ama kendisine biz güveniyoruz ama aksi bir konuda da gidip açık açık konuşacağımızı biliyor. Yani o mertlikte biz de o mertlikte olacağız. Arkadan konuşmayız. Yani gideriz kendisine bizzat söyleriz.